Güne başlarken devam ediyor sevgili izleyiciler. Gazete turunu tamamlayacağız ama sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ülkenin gündemini konuşacağız. Fıtratı konuşacağız bugün özellikle. Aykan Erdemir'le hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Reklam arasına girmeden önce duyurmuştum. Hemen bu sözle başlayalım. Yeni bir gündem başlığımız oldu. Kadın erkek eşit değildir bağlamında bir fıtrat cümlesi var gündemimizde. Aykan Erdemir sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu üyesi. Evet, Avrupa'da da yankıları var. Fransa basınında yer bulmuş örneğin. Bugün daha da yer bulacağını tahmin ediyoruz. Dün internet gazetelerinden geliyor elbette. Bugün de yazılı basına düşmüş olacaktır. Avrupa'daki bu sözlerin yankıları da gelecektir. Söze birkaç cümleyle girin isterseniz. Gazetelerimiz var. Onları tamamlayacağız. Oradaki diğer konuları da konuşacağız ama siz bu cümleyi duyduğunuzda ne hissettiniz, ne düşündünüz? Ayrımcılıkla mücadele ediyorsunuz. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla ben bu bağlamda değerlendirme taraftarıyım. Çünkü benim gözümde de insan odaklı, kadın ve erkek diye ayırmıyorum. İnsan odaklı bakıyorum ben bu konuya. Öncelikle şöyle başlayalım. Cumhurbaşkanı fıtratında ayrımcılık var. Yetiştirilme tarzında belli ki ayrımcılık var. Dünya görüşünde ayrımcılık var. Ve bu o kadar derinlere nüfuz etmiş bir ayrımcılık ki, bir nefret ki, bir ötekileştirme hissi ki bir noktada ayrım gözetmiyor. Yani Alevilere de, Yahudilere de, kadınlara da, sol görüşlülere de, Kürtlere de, yani bu ülkede ötekileştirilen her kim varsa bir dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı genelde pek ayrım yapmaksızın nefret söylemi kullanıyor. Ötekileştirici bir dil kullanıyor. Dikkat ederseniz ağzından da kaçmıyor bu sözler. Çünkü ben kadın erkek eşit değildir dediğini defalarca duydum. Yani kendisi istikrarlı bir ayrımcıdır. İstikrarlı bir ötekileştiricidir. İstikrarlı bir nefret söylemi kullanıcısıdır. Türkiye'nin en üst makamına gelmiş olması tabii Türkiye'nin talihsizliğidir. Türkiye'de kadınların talihsizliğidir, gençlerin talihsizliğidir, Alevilerin talihsizliğidir. Kısacası Türkiye'de ezilen, ötekileştirilen, kıyıda kenarda bırakılmış, cam tavanlar nedeniyle yükselemeyen, atanamayan, tayin olamayan her kim varsa ne yazık ki onların talihsizliğidir demek zorundayım. Evet, söze çarpıcı bir giriş yaptınız Sayın Erdemir. Erdoğan'ın fıtratında ayrımcılık var diyorsunuz. Detaylandıracağız. Bu ne anlama geliyor? Nasıl yankılanır? Bundan sonrasında aslında bir gündem değiştirmemiz. Çünkü biz de konuşurken, sizinle sözleşirken Alevi açılımını değerlendirelim diye düşünmüştük. Ama onu da konuşacağız elbette. Bir de gündeme bakalım. Gündemdeki başlıklara bakalım. Sizin sözlerinizi sadece yorumlarken şunu ifade etmek isterim ben. Bir sosyal psikolog, yıllar önce Türkiye'yi yine değerlendirdiğimiz bir sırada Sayın Güray Uras, biz ve öteki kelimelerini eğer gündemden çıkarırsak, biz ve öteki, biz ve onlar kelimelerini daha sağlıklı değerlendirebilirsek, savaşlar olmaz demişti, çatışma olmaz demişti. O kelimelerin, ötekileştirmenin, ayrımcılığın ne anlama geldiğini biraz daha değerlendirelim. Şimdi Özgür Basın'dan bir gazetemiz Yeni Çağ kalmıştı. Yeni Çağ gazetesinde müzakere sırları ifşa oluyor diye bir başlık var. Bu başlık HDP ile AKP arasında yürütülen çözüm sürecine dair kapalı kapılar ardında verilen sözler tutulmayınca PKK'nın siyasi kanadı HDP İmralı'daki müzakere tutanaklarının meclise getirilmesini istedi diye bir haber var. İlginç bir haber. Evet, HDP'den çağrı vardı zaten tutanakları açıklayalım diye. Arınç'ın tepkisi var Bakanlar Kurulu'ndan sonra HDP'ye yönelik olarak. İç güvenlik paketi var yine gündemde. Polise geniş yetki veriliyor, jandarmayı bakanlığa bağlıyor. İç güvenlik reform paketi bu meclise geliş haliyle. Polis hakim gibi. Tabii bir de valilere yetkiler tanınıyor. O da yargı yetkilerinin bir kısmına sahip olabiliyor. Bu da yeni Türkiye'nin, ileri demokrasinin son safhası olacak herhalde Türkiye'de diyelim. Ne diyorsunuz? İç güvenlik paketiyle ilgili yorumunuz nedir Sayın Aykan Erdemir? İsterseniz başka bir ad verelim bu paketi. İç edenlerin güvenliği paketi bu aslında. Çünkü halkımız gayet iyi biliyor niye bu paket çıktı. Hırsızlığın, yolsuzluğun, talanın ve yağmanın kılıfını uydurmak için bu paket çıktı. Türkiye'deki müthiş o yolsuzluk ağını korumak için yargı bu anlamda ve kolluk kuvvetleri bu anlamda güdümlü hale getiriliyor. İlginçtir ki muhaliflerin savunma hakkı kısıtlanırken Türkiye'yi yağmalayanların, Türkiye'yi soyup soğana çevirenlerin ve bütün açıklığıyla delilleri ortaya dökülenlerin
güvenliği için bu paket çıkıyor. Bu da zaten herkesin malumu. Bu yüzden yangından mal kaçırır gibi bu paket halkın karşısına çıkarıldı. Bu yüzden Avrupa Birliği Uyum Komisyonu bypass edildi. Çünkü hükümet gayet iyi biliyor ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile çelişen çok sayıda yönü var. Ve hükümet yine bilmedi ki bu paketteki uygulamaların her biri tek tek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Orada mahkum olacak ve mağdurlar tazminat hakkında kavuşacak. Evet, yeni davalar gelecek evet, yani Türkiye'ye evet. Bu bağlamda ki geliyor da şu ana kadar zaten var olan düzenlemeyle geliyor. Evet. Her ne kadar daha önce yolsuzluk soruşturmasından sonra bir açılım yapıldı, demokratikleşme oldu denilse de o ortam bile yetersizken demokrasi bağlamında şimdi yeniden geriye dönüş anlamında getirilecek düzenlemelerle çok daha vahim sonuçlar olacaktır. Ama bu hükümetin açabileceği bir tek ayakkabı kutusu var, ben çok net söyleyeyim. Ne demokrasi açılımı getirebilir, ne Alevi açılımı getirebilir, ne Roman açılımı getirebilir. Bu hükümet açsa açsa içinden dolar fışkıran ayakkabı kutuları açar. Hani bu konuda da müsterih olsun vatandaşlarımız. Bu da çarpıcı bir tespit oldu hakikaten. Evet, diyelim ki bu Anayasa Mahkemesi'nin tabii ki başvuru yapılacağını biliyoruz. Muhalefet partilerinin açıklamaları var CHP'nin bu yönde. Anayasa Mahkemesi'nden dönme ihtimali var ama tabii ki o süreçte pek beklenmeden direkt gündeme getiriliyor. Sonra süreç işliyor, yapanın yanına yaptığı kar kalıyor gibi bir sistemdeyiz. Yandaşlara bakalım şimdi. Sabah gazetesi paralele yeni kod adı PDYP denilmiş. Gülen örgütüne yeni bir tanım getirildi resmi yazışmalarda. Paralel devlet yapılanması Pensilvanya örgütü. Evet, Sabah gazetesi, Sabah ve Takvim gazetelerinde genelde gördüğümüz şey paralele yönelik haberlerdi. Şimdi o haberlerden bir tanesini daha yeni adını Pensilvanya örgütü olarak koymuşlar resmi yazışmalarda, onu görüyoruz. Takvime bakalım. O kafaya çeki düzen diye YSK ve RTÜK'e dün sevgili izleyiciler Takvim gazetesindeki aynı manşet yine aynı konu yine manşette YSK ve RTÜK'e Erdoğan yayına çıktı diye. Seçim yasakları kapsamında hepimiz sorumluyuz. Bütün televizyonlar belli bir denge gözetmek zorunda. Bütün televizyonlara yapıldığı gibi yandaş televizyonlara da ceza geldi. Bu kez TRT'ye de geldi ceza. Ona tepki göstermeye devam etmiş Takvim gazetesi. Akşama bakalım. Akşam ve Star gazeteleri ve Yeni Şafak gazetesi operasyonla çalkalanıyordu. Ard arda bakalım onlara. Yandaş havuz medyaya bir operasyon vardı dün. Genel yayın yönetmenleri işten kovuldular. Şimdi bakıyoruz. Mehmet Ocak'tan Akşam gazetesine teşekkür etmiş Mehmet Ocak'tan'a. Cengiz Özdemir Akşam gazetesinde bu operasyona dair tek haber bu eteklerinde. Silahsız ilkbahar diye çözüm süreci, yeni yıla 15 bin yeni öğretmen, bu yargıya nasıl güveneceğim diyen Erdoğan görülüyor Akşam'da. Operasyona dair tek yazı teşekkür yazısıydı. Star gazetesine baktığımız zaman Star'da yeni dönem başlığıyla yine bir yazı görüyoruz. Murat Sancak yazmış, Ethem Sancak'ın oğlu, Star'daki o görevden almalarla ilgili, kovmalarla ilgili yorumlar aktarılmış Star'da. Yine Erdoğan'ı görüyoruz. Ya yargıç vatana ihanet ederse diye dünkü o sözler gündeme getirilmiş. Ölüm karargahı Dersim Müzesi diye Davutoğlu'nun Alevi açılımı Star'da manşete yerleşmiş. Başbakan... Bu arada vatana ihanetle ilgili bir laf söyleyelim de. Ben dün Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dikkatle dinledim. Hı hı. Yargıç vatana ihanet ederse diye verdiği örnek açıkça bir ranta ihanet örneğiydi. Yani yargıdan Galataport. Yargıdan beklentisi şu: rantıma müdahale etme. Rantıma müdahale edersen ben bunu vatana ihanet olarak görürüm. Buradan bir düz mantık çıkarımı yapalım. Demek ki rant vatansa Erdoğan'ın vatan algısı kendi çiftliği oluyor. Bu vatan kimsenin çiftliği değil, kusura bakmasınlar. Herkes bir gün bağımsız yargının tadına varacak diyorum. Bir yandan da diğer gazetelere de hızlıca bakalım, onu da konuşalım. Bir yandan da Ali Alkan'ın örneğin Yargıtay Başkanı'nın tepkileri var. Ali Alkan'ın tepkilerinde yürütmenin memnuniyeti nasıl sağlanacak, daha nasıl müdahale edeceksiniz diye yargıya müdahaleyi yorumlamış. Çok ciddi bir dönüşüm yaşanıyor galiba Türkiye'de yargı bağımsızlığı adına da. Bir de Alevi açılımı haberi var Star gazetesinde. Evet.
Başbakan Davutoğlu'nun Dersim Müzesi olacağını söylediği kışla 1937-38'deki katliam hareketinin planlama ve uygulama emrinin verildiği merkez olması nedeniyle sembolik anlamda oldukça yüksek bir değere sahip. Haberin ifadeleri böyle. Sembolik anlamda oldukça bir yüksek değere sahipmiş. Alevi açılımı diye bir üniversitenin adı, bir de müze haberi gündemde Alevi açılımı olarak. Onu da değerlendirelim. Gazete turlarını hızlıca bir geçelim. Başlıklara bakalım, sonra değerlendirelim. Beni Ahmet'e emanet edin, Başbakan'ın öğretmeni diye Türkiye Gazetesi manşete çıkmış. Kendisi de öğretmen olan Davutoğlu hocalarıyla anılarını anlatırken duygulandı. Türkiye'nin en önemli başlığı Başbakan Davutoğlu'nun duygulanması Türkiye Gazetesi'ne göre sevgili izleyiciler. Manşet haber, Başbakan Davutoğlu duygulandı. IŞİD istifası Yeni Şafak'a göre de bugünün en önemli başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama'nın savunma bakanının istifasına alışı. Evet, bu da Türkiye gündeminin en önemli manşet haberi de Yeni Şafak'a göre IŞİD istifası diye yorumlanmış Hegel haberi sevgili izleyiciler. Cemaate yakın gazetelere bakıyoruz. Bugün gazetesi verginin vergisine 39 milyar ödedik diye bir haberi manşete taşımış. Vatandaş 9 yılda akaryakıt ürünleri için toplam 300 milyar lira ÖTV ve KDV ödedi. Verginin dışında sadece ÖTV için ödenen ilave KDV ise 39 milyar lirayı buldu. Tabii ekonomist değiliz ama vergi anlamında çalışmalar yapan uzmanlar ÖTV'yi haraç olarak değerlendiriyorlar. Kimileri vergiyi de haraç bağlamında değerlendirir. Dolaylı vergilerin çok olması bu anlamda yorumlanıyor Türkiye'de. Doğrudan vergi alınamıyor maalesef. Vatandaş yediğinden, içtiğinden, her şeyden maşallah vergi ödüyor. Ama ödemesi gereken, bu bağlamda ödemesi gerekenlerden o vergi toplanamıyor diye de hep eleştiriliyor Türkiye'de. Keyfi ve hukuksuz engel diye bir sürmanşet haber var. Yasal tüm mevzuat yerine getirildi ancak 5 aydır izin verilmiyor. Her ay 10 milyon dolarlık üretim heba oluyor diye bir haber bu. Çevre Bakanlığı tarafından Kayseri Himmettepe'de altın madeni geçici faaliyet belgesi verilmiyormuş. Evet, bir yandaş iş adamlarının da bazı sıkıntıları var. Onlara yönelik bir haber bir bağlamda. Son olarak Zaman Gazetesi'ne bakıyoruz. Uludere ile TSK'ya, Böcek'le Emniyet'e tezgah kuruldu. Dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den çarpıcı iddialar. Uludere'de üst düzey MİT görevlisi TSK'ya ısrarla Bahoz Erdal sınırı geçiyor bilgisi verdi. Bir MİT görevlisi. Başbakanlıktaki böcekleri koyanlar bulmuştur. MİT görevlisinin ifadesi bunu teyit ediyor. Oslo kayıtlarını müzakerelerin alenileşmesi ve meşruiyet kazanması için örgüt yayınladı diye ard arda bombalamış İdris Naim Şahin. Zaman Gazetesi'nde okunmaya değer açıklamalar. İdris Naim Şahin geçtiğimiz günlerde parti kurdu ve yapacağı açıklamalar hakikaten bir dönemi aydınlatacak sevgili izleyiciler. Söze yargıyla başlayalım. Yargı ve iç güvenlik paketiyle birazcık içerisine girdik ama yine o ayrımcılığa varacak, çünkü bu sohbetin de ucu, onu sağlamlaştıracak bir zemin yaratılıyor galiba iç güvenlik ve yargı paketiyle, ne dersiniz? Bir ülkede ayrımcılıkla mücadele etmenin, bir ülkede eşit yurttaşlığı hayata geçirmenin en önemli dayanaklarından biri tabii ki bağımsız yargı. Dünyada da böyle olmuş. Hak ve özgürlük mücadeleleri hep yargıdan aldıkları güçle, yani bağımsız, tarafsız yargıdan aldıkları güçle hak ve özgürlüklerine kavuşabilmişler. Ama Türkiye'de görüyoruz ki uzun yıllardır yargıyı dizayn etme çabası var. Yani bir anlamda Erdoğan yasama, yürütme, yargı, yani güçler ayrılığını ortadan kaldırıp tamamen güdümlü bir ülke yaratma derdinde. İşte bu son pakette bunun bir diğer adımı. Zaten Yargıtay Başkanı'nın zehir zemberek açıklamaları var. Ama şüphesiz ki duyması gereken kulaklar duymayacaktır. Görmesi gereken gözler görmeyecektir. Çünkü niyet kötü olduktan sonra, yani az önce söylediğim gibi niyet iç güvenlik değil de niyet iç edenlerin, hortumlayanların güvenliği olduğu sürece bu paketten de ne demokrasi çıkar, ne özgürlük çıkar, ne de hak hukuk çıkar. Evet, buradan bir şey çıkmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği evrensel değerler ve medeniyet bağlamında diye herhalde özetleyebiliriz. Ama çıkması için de yönetenler tarafından öyle bir arzu olmadığını da anlıyoruz.
Çünkü en son tartışmamız Alevi açılımı, en son tartışmamız kadın erkek eşit değildir cümlesi, fıtratlarında yoktur cümlesi. Erdoğan'ın fıtratında ayrımcılık var derken konuya giriş yapmıştık. Biraz daha detaylı girelim. Bir algı meselesi elbette bu. Dış politikaya bile yansıyor. Hani oradaki açıklamalara bile yansıyor. Orada yapılmak istenenlere bile yansıyor. Bu bizi nereye götürür Sayın Erdemir? Önce onu değerlendirelim. Olması gereken ne aslında, onu vurgulayalım. Şu soruyla başlayalım. Bu münferit bir vaka mı? Yani Erdoğan'ın ağzından bir kere daha kaçan ayrımcı ifade münferit bir vaka mı? Yoksa bir zihniyetin, bir siyasetin dışa vurumu mu? Elbette ikincisi. Bakın yalnızca şu yaşadığımız haftaya bakalım. Bu hafta içinde Edirne valisinin Edirne'deki sinagogla ilgili skandal açıklamaları oldu. Türkiye'deki Musevi yurttaşları hedef alan o korkunç açıklamaları oldu. Alevi açılımında Alevilerin temel beklentilerin hiçbirini karşılamayan bir adeta cehalet süreci başlatıldı. Son olarak da kadın erkek eşit değildir denilerek yine bir cinsiyetçilik örneği ortaya çıktı. Şimdi birinde şey var, din ve inanç özgürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının din ve inanç özgürlüğünü engelleyen bir durum var galiba. Evet. Diğerinde cinsiyetçilik var. Biz bunu farklı şekillerde de görüyoruz. Kimi zaman siyasi görüş nedeniyle olabilir, kimi zaman yaş üzerinden olabilir, kimi zaman etnisite üzerinden olabilir. Yani Türkiye'deki farklılıklara karşı tahammülsüz, eşit yurttaşlığı içselleştiremeyen bir anlayışın dışa vurumu var. Ve dolayısıyla Davutoğlu'ndan Erdoğan'a uzanan, Edirne valisinden işte diğer kamu görevlerine uzanan bir ayrımcı bütünle karşı karşıyayız. Bir ayrımcı zihniyetle karşı karşıyayız. Bu ayrımcı zihniyet aslında kökü çok derinlere inen, tarihsel kökleri olan bir ayrımcı zihniyet. Ve bunun temelinde de şu yatıyor. Öncelikle Anadolu'da çok güzel bir söz var. 72 millete bir nazarla bakma, bir gözle bakma. Şimdi bu insanların hepsi, bu saydığım kişilerin hepsi 72 millete bir nazarla bakamayan insanlar. Yani baktığı zaman sizde bir insanı göremiyor. Sizde önce bir kadın görüyor, diyor ki işte aşağıdır, ben erkeğim daha üstünüm. Daha sonra belki diğer kimliklerinize sıra geliyor ve sürekli kimliklerde takılıyor. Oysa ki bir cumhuriyette, bir çağdaş demokraside bir siyasetçiye düşen, bir kamu görevlisine düşen önce bir insan olarak görebilmek herkesi, ama daha sonra da daha da önemlisi eşit yurttaş olarak görebilmek. Yani anayasanın bizlere bahşettiği, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin bizlere bahşettiği ve asla ve asla kaldırılamayacak, askıya alınamayacak haklar ve özgürlükler var. Bunları kabullenmekte güçlük çeken bir iktidar zihniyeti var. Öncelikle şunu söylüyorum, Allah şifa versin. İnanın bu bir hastalık, bu psikolojik bir bozukluk her şeyden önce. Bu tamamen belki çocukluk döneminde yetiştirilme tarzıyla ilgili travmaların sonucu. Ki zaten Erdoğan'ın anılarına baktığımız zaman çok travmatik bir evde büyüdüğünü görüyoruz. Ataerkil bir zihniyetle büyütüldüğünü görüyoruz. Bu öncelikle bir psikolojik sorun. İnanın samimiyetle söylüyorum, Allah şifa versin. İkincisi bu bir siyasi sorun. Yani içinde yetiştiği siyasi geleneğin ona öğrettiği, onlara öğrettiği nefret, kin, ötekileştirme, ayrımcılık, bütün bunların dışa yansıması. Zaten ne diyordu kendisi? Kininize sahip çıkın diyordu bir konuşmasında. Düşünebiliyor musunuz? Çok açık bir şekilde kinini dile getirebiliyor ve gençlere şunu öneriyor. Kininize sahip çıkın. Şimdi baktığımız zaman kin, nefret, bu kelimeler aynı zamanda yaşadığı ortamda da çatışmayı getirir, savaşı getirir. Köküne baktığımız zaman bunu getirir. Oysa ki huzur ve mutluluk burada değil. Ama tezatlık şu, örneğin kadınla ilgili sözlere baktığımız zaman, kadının eşit olmadığını vurgulayan sözlere baktığımız zaman, iktidarı yöneten zihniyetteki bu zihniyette bir şekilde kadınlar tarafından da beğeniliyor. Mesela ben bunu hiç anlayamıyorum. Fatih Ertürk sağ olsun hatırlattı. Bir ankette bir anket sonucuna göre AKP'ye oy veren kadın oranı %56. Kadınların oranı %56 yani oy potansiyelinin içerisinde AKP'nin. Şimdi kadın açısından da baktığımız zaman tam olarak ne söylendiği mi anlaşılamıyor? Yoksa kadın mı kendi aynı zihniyete mi sahip, ya da bir dönüşüm mü yaşanıyor toplumda? Ne görüyorsunuz? Hani bir antropolog olduğunuz için tabii hani bir vekilsiniz, ama bir yandan da bilimsel kimliğiniz var. Toplumu daha iyi analiz edebildiğinizi düşünüyorum.
Öncelikle şunu söyleyelim. Anketlere baktığımız zaman iki farklı sonuç görüyoruz. Eğer bir kadın lise mezunu ya da üniversite mezunuysa ve de çalışma hayatının bir parçasıysa, yani ücret karşılığı çalışıyorsa, sigortalı çalışıyorsa, o kadının Türkiye'deki bir numaralı adresi Cumhuriyet Halk Partisi. Ama eğer bir kadın eğitim hakkından mahrum bırakıldıysa, çalışma hayatının dışında bırakıldıysa, ekonomik özgürlüğü yoksa, o kadının da bir numaralı tercihi AKP. Buradan şu sonucu çıkarmalıyız. Türkiye geliştikçe, sanayileştikçe, kentleştikçe, kadınların eğitim düzeyi arttıkça, kadınlar da kendilerini özgürleştirecek, kendilerini eşitleştirecek, kendilerini hak ve hukuk sahibi yapacak siyasete yöneliyorlar. Bu anlamda Türkiye'nin geleceği parlak. Biliyorum şu anda bir akıl tutulmasından geçiyoruz, bir karanlık dönemden geçiyoruz. Ama şunu unutmayın, AKP bir anlamda kendi yok oluşunu da hazırlıyor. Çünkü Türkiye her geçen gün daha kentli bir ülke haline geliyor. Türkiye'de her geçen gün mavi ve beyaz yakalıların sayısı artıyor. Türkiye'de her geçen gün öyle ya da böyle ortalama okula gidilen yıl sayısı artıyor. Bakın bir dönem 3,5 yılda Türkiye'de ortalama eğitim. Şu anda 7 yıla yaklaştı. Ve AKP istese de istemese de, eğitimi niteliksiz hale getirse de getirmese de bu oran artıyor. Ve anketlerde çok net görüyoruz ki artık liseyi okumuş bir kadının bu kandırmacalara karnı tok. Üniversiteyi okumuş bir kadının sosyal demokrasinin eşitlikçi, özgürlükçü mesajını anlama ihtimali çok daha yüksek. İşte bu yüzden biz hep bir anlamda orta uzun vadeye gözümüzü dikmeliyiz. Türkiye'nin daha eğitimli, çalışma hayatından pay alan, ekonomik özgürlüğüne kavuşmuş kadın yurttaşlarla kalkınan bir adeta uçuşa geçen, hani iki kanadıyla diyoruz biz her zaman, bir uçak nasıl iki kanatlı uçarsa bir ülkenin ekonomisi de siyaseti de ancak hem erkek hem kadınlar ellerini taşın altına koyarsa mümkündür. Hayata geçer, uçuşa geçer diyoruz. İşte o yüzden bizim hayalimizdeki Türkiye Erdoğan hayalindekinin adeta tam zıttı diyebiliriz. Evet ve bunu anlatabilmeniz lazım topluma Aykan kesinlikle, Erdemir. Cumhuriyet kesinlikle. Halk Partisi olarak o hani çok net bir şey. Bir seferberlik duygusuyla belki anlatabilmek lazım. Yeni bir seçime doğru yöneliyoruz. Çünkü şu açıdan önemsiyorum ben bunu. Kadın bakışının olmadığı yerde o tamamlayıcı unsurdur. Çünkü yaratılış özü olarak o tamamlayıcı unsurun olmadığı yerde işte kuru bir erkek bakışıyla ne olduğunu görüyoruz. Dünyayı yönetenler yoğunluklu olarak erkek, kadın bütün dünyada. Zaten bu anlamda yerini arıyor, bu anlamda mücadelesini veriyor. Türkiye'de de bir geriye gidiş bizi üzüyor. Hakikaten bir geriye gidiş var. O 90'ların rüzgarını, feminist rüzgarı hatırladığım zaman belki çok fazla gelmişti o sırada topluma ama çok önemli mesafeler alındı. Şimdi bakıyoruz bambaşka bir boyuta doğru sürükleniyor bu fıtrat cümlesiyle iş durum. 2015 seçimleri de bu anlamda önemli. Bir yandan da sadece kadın da değil, toplumda bir ötekileşme diye söze başlamıştık. Örneğin bir Alevi açılımı, niye ihtiyaç duyuluyor Alevi açılımına? Şimdi zaten içinde yanıtı olan bir şey bu değil mi? Hani bir sıkıntı var çünkü. Ama bu sıkıntıya çözüm mü ortaya konanlar? Öncelikle bir sıkıntı varsa ve bunun kaynağı aranıyorsa başbakan da cumhurbaşkanı da aynaya baksın. En doğru yanıtı görecekler. Türkiye'de 12 yıldır iktidarda olan zihniyet bizzat bu sıkıntının kaynağı. Ve bakın bunu yalnızca biz ana muhalefet partisi olarak söylemiyoruz. Bunu yalnızca bilim dünyası söylemiyor. Bunu yalnızca sivil toplum söylemiyor. Bunu yalnızca uluslararası raporlar söylemiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi pek çok kereler AKP hükümetini mahkum etti. Bir hatırlayalım. 2007 yılında Hasan ve Eylem Zengin kararıyla Türkiye'deki zorunlu din derslerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti. 2007 neresi? 2014 neresi? Aradan 7 yıl geçti. Herhangi bir adım atıldı mı? Atılmadı. Çünkü vicdanı olmayanlar, eşitlik nedir bilmeyenler, hak ve hukuka saygısı olmayanlar bu ayrımcı düzenin, bu ötekileştirici düzenin bir anlamda da güvencesiler. Onu yeniden üretenler. 2014 yılı geldi, Eylül ayında bir mahkumiyet daha geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yine zorunlu din derslerine ilişkin ve yine hükümet adım atmadı. Yalnızca bununla da sınırlı değil. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sinan Işık kararı var.
nüfus cüzdanlarındaki din hanesiyle ilgili bir Alevi yurttaşımızın talebi vardı. Hı hı. Ya bu haneyi kaldırın ya da benim inancım Alevi, Alevi yazın diye. Yine hükümet adım atmadı ve benim İçişleri Bakanı'na, Başbakan'a defalarca soru önergelerim oldu. Nüfus cüzdanlarında biliyorsunuz yakında yeni nüfus cüzdanlarına geçiyoruz. Daha kredi kartı gibi küçük kimliklere geçeceğiz. Bu kimliklerde din hanesi olacak mı? Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gereği olarak bu adeta fişlemeyi yeni kimlik kartlarından kaldıracak mısınız diye sordum. İnanın 3,5 yıldır hükümet bunun yanıtını düşünüyor. Sürekli laf çeviriyor. Benim sorularımı yanıtlamamak için binbir dereden su getiriyor. Dolayısıyla çok net ifade edeyim. Samimiyetsiz politikalar bunlar. Bir yanıt vermekten aciz. Ne düşündüğünü söylemekten aciz amaç, politikalar. Amaç ne? Seçim mi? Oy potansiyeli yaratmak mı? Sizce amaç ne? Ben daha da üzücüsünü söyleyeyim. AKP Alevilerden tek bir oy dahi alamayacağını çok iyi biliyor. Alevilikle ilgili bütün tartışmaları Türkiye'deki mezhep kutuplaşmasını zirveye çıkarmak için yapıyor. Çünkü şunu biliyor. Sünni muhafazakar oyu konsolide edebildiği ölçüde, bir araya getirebildiği ölçüde iktidarını koruyabileceğine inanıyor. Bu noktada da sürekli Alevileri çatışma yaratıyor. Sürekli bu gerilim üzerinden kendi tabanını bir arada tutmaya çalışıyor. O yüzden buradan bakın ben Türkiye'nin mütedeyyin Sünni yurttaşlarına seslenmek istiyorum. Onların en samimi duygularıyla, onların inançlarıyla siyaset yapan ve o inançlar üzerinden Türkiye'yi ayrıştıranlara lütfen prim vermesinler. Bu ülkede inanın eşit yurttaşlığın da hayata geçmesi için, özgürlüğün de kurumsallaşması için, ekonomik kalkınma için de anahtar Türkiye'nin mütedeyyin Sünni yurttaşlarında. Onlar bu oyuna dur derse, onlar Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun bu mezhepçi oyununa, siyasetine geçit vermezse Türkiye inanın çok daha farklı bir yere gelecek. Şimdi mutlu mesut huzur içerisinde çeşitli sorunlarımız olsa da zaman zaman bu huzur bozulsa da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Hı. Aslında temel sorun bu. Bunun devamlılığını mı istiyoruz yoksa bu bizi bir çatışmaya götürüyor? Ayrıştıkça birbirimize öteki diye bakmaya başlıyoruz ve batmaya başlıyoruz. Ve bu mu isteniyor? Buna mı evet diyeceğiz? Vatandaşın herhalde karar vermesi gereken ki sadece kadın erkek fıtrat mevzusunda değil, Alevilik mevzusunda değil ya da Hristiyan, Yahudi başka dinlere sahip vatandaşlarımız var onlarla ilgili değil ya da sadece Kürt, Türk mevzusunda değil. Şimdi çözüm sürecine baktığımız zaman da aynı şeyi görüyoruz. Öyle bir çözümsüzlüğe doğru bir gidiş var ki bu genel anlamda toplumun yapısını da herhalde gerginleştiriyor, bozmaya başlıyor. Ötekileşmenin şeyini, mesafesini artırıyor galiba. Ne diyorsunuz? Kesinlikle Türkiye'nin bu gerginlik ortamından kurtulması, bu kutuplaşma ortamından kurtulması için bir an önce hak temelli bir yurttaşlık anlayışına geçmesi gerekiyor. Bakın zaten iktidarın en büyük çıkmazı şu, hak kavramı olmadığı için bütün ilişkileri lütuf üzerinden kuruyor. Yani adeta bir padişah, adeta bir sultan tebaasına lütfediyor. Bakın Tunceli'ye gidiyor ve orada bazı İşte üniversitenin adını değiştirmeyi lütfediyor. İşte roman açılımı yapıyor ve orada bir miktar apartman dairesi dağıtıyor TOKİ'den ve onu lütfediyor. Bakın kimse lütuf istemiyor Türkiye'de. Hı hı. Herkes başbakandan, cumhurbaşkanından sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyor. Ki bu sorumluluklar çok net bir şekilde anayasayla ve yasayla belli. Eğer hak temelli bir siyaset yürütemeyeceklerse, bir cumhuriyette yaşadıklarını idrak edemeyeceklerse o koltukları boşaltsınlar. Türkiye ben inanıyorum ki özellikle de gençler arasında bu hastalıklı zihniyeti çoktan aştı. Bakın Gezi Parkı'nda antikapitalist Müslümanlar sosyalistlerle birlikteydi. Atatürkçüler Kürtlerle birlikteydi. Gençlik o kadar güzel bir ders verdi ki LGBTİ hareketi oradaydı. Türkiye bütün renkleriyle, bütün çeşitliliğiyle demokrasi istedi, özgürlük istedi, doğaya saygı istedi. Ama en önemlisi kentte yaşayanlarla kenti birlikte yönetmek gerektiğini yöneticilerine hatırlattı. Şimdi eğer siz bu hak temelli anlayışı hayata geçiremiyorsanız ve ayrımcılığı devletin adeta iliklerine kadar işletiyorsanız sizin alabileceğiniz yol yok. Bakın çok çarpıcı iki istatistik vereyim. Hı hı.
Yine İçişleri Bakanlığı'na sordum fakat yanıt alamadığım sorular bunlar. Fakat bende istatistikleri mevcut. Türkiye'de vali, vali yardımcısı, emniyet müdürü düzeyinde kadınlar kamu yönetiminden bütünüyle dışlanmış durumda. Bugün Türkiye'nin tek bir kadın valisi var. Ve Türkiye'deki mülki erkana baktığımız zaman çok acı istatistik vereceğim. İran'ın ve Afganistan'ın gerisindeyiz. Sayı olarak da, yüzde olarak da bugün Türkiye'deki vali olsun, emniyet müdürü olsun İran'ın ve Afganistan'ın gerisinde bir noktadayız. Zaten uluslararası kadın erkek eşitliği endekslerinde de Türkiye en altta çıkıyor biliyorsun. Son 5'te çıkıyor. Ve çoğu zaman vatandaşlarımız da merak ediyordur. Ya Türkiye nasıl oldu da en alta düştü? Çünkü Cumhuriyet tarihine bakıyoruz. Dünyada kadın erkek eşitliğini hayata geçirmek için ilk adım atanlardan, kadınlara seçme seçilme hakkını ilk verenlerden... Yarı yarıya olmayı arzu etmiş, hedeflemiş bir kitleyken evet. Kadınlar nasıl oldu da böyle oldu? Kısa bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Sözü artık bağlayacağız ama minik bir aramız var sevgili izleyiciler. Aykan Erdemir'le birlikte tekrar karşınızda olacağız. Biz buradayız, bekliyoruz.